Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi verdi. Oysa bundan neredeyse 15 gün önce falan ortağı Devlet Bahçeli ile beraber seçim tam zamanında yapılacak diyordu. Şimdi diyorlar ki biz seçim tarihini öne çekeceğiz. Bir de yeter söz milletin. Sözde de sarayda, sözde karar da aslında milletin değil. Bunların hepsi sarayın. Saray koltuğunu koruyabilmek için milletin meclisini feshederek seçim kararı alıyor. Onun adına da yenileme diyor. Eski sistemde yani yetki meclisteydi. Şimdi tek başına yetki Erdoğan'da. Erdoğan saray rejiminde kendi sözünü meclis iradesinin üstüne yerleştirmiş durumda. Şimdi bize diyor ki ya meclis olarak seçim kararı alırsınız ya da Cumhurbaşkanlığı sistemiyle benim elde ettiğim yetki var, ben bu meclisi feshederim diyor. Yani bir kişinin kararıyla, meclisin kararıyla değil. Yani ortak akılla değil, tek başına Erdoğan ben meclisi feshederim diyor. Kişisel keyfiyle seçim tarihinin belirlendiği bir seçim takvimi dönemi yaşıyoruz. Halkımız tam da bunu onaylayacak esasında. Özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti, kurumların ehil insanlar tarafından yönetilip yönetilmediği bir Türkiye'yi birlikte yaratabilmek için oylarımızı kullanacağız. Tek adam mı, ortak akıl mı? Türkiye'de bırakın millet egemenliğini, aslında tek parti bile egemen sayılmaz. Egemenlik kayıtsız şartsız Tayyip Erdoğan'ın elinde. Ve o bir avuç insanla birlikte ranttan, talandan, devletin imkanlarından bir avuç azınlığın yararlandığı halk yoksulluk çekiyor. Burada bizim onaylayacağımız şey Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilip seçilmeyeceğidir. Burada bizim onaylayacağımız şey aslında kendi özgürlüğümüz değil, demokrasimiz değil, kararlarımızı bizim kararlarımızla seçilen bakanların görev yapması değil, saray iktidarının tekrar göreve gelip gelmemesidir. Şimdi size soruyorum, şöyle bir saray iktidarı bu görevde kalmalı mı? Adı Vahit Gilen, AK Parti milletvekili. Bir avuç insanın içerisinde bulunan bu adam, AKP'nin milletvekili olan bu kişi, bütün insanların vicdanına seslenerek söylüyorum, kendisinin yönetim kurulu başkan vekili olduğu aile şirketiyle ilgili devletin bankası olan Halkbank'tan kredi alıyor. Sonrakiler Halkbank'a borcunu ödemiyor. Halkbank kileri kurtarmak için 2021'de Safir AVM'yi 585 milyon liraya satın alıyor. Dönemin kuruyla 99 milyon dolar. Şimdi banka Ocak 2023'te aldığı bu AVM'yi sahibine geriye 905 milyon liraya yani döviz hesabıyla ödediği fiyatın yarısına geriye satıyor. 48 milyon dolara geriye veriyor. Nakit olarak Vahit Kiler'in burada elde ettiği rant 51 milyon dolar. İşte AKP iktidarının rantla olan bağlantısı. İşte bir avuç insanın saray yönetiminin devletin imkanlarını kullanış biçimi. İşte bizim belirledikleri seçim tarihinde milletimizin neye oy verip neye oy vermeyeceği. Ya bu ranta, talana millet oy verecek ya özgürlüğe, parlamenter sisteme oy verecek. Emlak piyasasında dahi fiyatların 3 yılda 5'e katlandığı bir dönemde bu vurgun değildi aslında tam da nedir? Kendilerini savundukları gibi biz
Türk lirası üzerinden hesaplasak dahi sadece inşaat maliyetindeki artışı, İstanbul'daki konut fiyatlarındaki yükselişi hesaba kattığımızda Halk Bankası AKP'li kilere en az 2 milyar Türk lirası bir rant sağlamış oluyor. Milletimiz neden yoksulluk çekiyor? Tarıma neden gerekli destek verilmiyor? Bütçeden %1 pay verilmiyor? Neden Halk Bankası bizim insanlarımızı değil de çileri koruyor? İşte tam da bu yüzden. Bu anlayış, bu saray anlayışı yüzünden. Böyle bir vurgun aslında Tayyip Erdoğan'ın rızası olmadan yapılamaz. Tayyip Erdoğan böyle bir vurgunla ilgili rıza göstermiş ki çilere Halk Bankası böyle bir vurgun yapabileceği imkanı sağlıyor. Şimdi bu gerçekten insanların içini acıtıyor mu merak ediyorum. Örneğin bu işten ilgili altına imza koyanların için acıtıyor mu acaba? Gerçekten bunu duyanlar ya yetti artık söz milletin olsun diyorlar mı? Yani bütün vurgunu, talanı, uyuşturucu baronlarıyla olan birlikteliği, beraberliği gören ve bilen insanlar yetti artık bu AKP iktidarına diyecekler mi? Değerli arkadaşlarım bakın Böbrek Vakfı Başkanı yokluktan böbreğinin satmak için günde ortalama 10-15 kişinin başvurduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Böbrek Vakfı Başkanı söylüyor bunu. Kim bu? Yoksul insanlar. Niçin? Yoksul insanlar yoksulluktan dolayı böbreğini satmaya çıkartıyorlar. Tam da böyle bir yerde AKP'nin bir avuç insanı, bu avuç bir avuç insanın rant kazanabilmesi için devletin imkanları çalışıyor. Ve bunlar 2 milyar TL'yi kilerin cebine indiriyorlar. Millet yoksulluk çekecek. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı yalan üzerine kurulmuş bir iktidar. AKP iktidarı rant üzerine, talan üzerine kurulmuş bir iktidar. Onlar kendileri için rant, halk için hayal pazarlığındalar aslında. Biz ise sınırlı imkanlarımızla halkımıza söz verdiğimiz evleri teslim etmeye başladık. Biz söz veriyoruz, belediyelerimizde hayata geçirdiğimiz konut politikasıyla tüm Türkiye'de bütün bu sözlerimizi yerine getiren uygulamayı hayata geçireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin iştiraki Tiptaş. TOKİ'den bir ay önce başladığı projede TOKİ daha kaba inşaatını bitirmemişken projeyi tamamladı ve dün kura çekilişleri gerçekleşti. Ve insanlarımız evlerine kavuştu. Çevre Bakanlığı orta gelirliler için 10 ila 20 bin lira taksitle konut projesi yapıyor. Şimdi gerçekten vicdanımızla bu işe bakmamız lazım. Şu anda Türkiye'de hangi orta gelirli aile 10 ila 20 bin liralık bir krediyi geri dönüşü kabullenebilir, ödeyebilir? İktidarımızın en önemli adımlarından bir tanesi ülke gerçeğine uygun, vatandaşımızı esas alan konut projeleri üretmek olacak. Biz geleceğiz, vatandaşımızın gelir durumuna göre, imkanlarına göre insanlarımızın konut sahibi olabilmesi için gerekli tedbirleri alıp bunu bir an önce gerçekleştireceğiz. Peki bu sözümüzün teminatı nedir? Bu sözümüzün teminatı yerel yönetimlerdeki iktidarlarımızın yaptıklarıdır. Onlar söz verdiler, evlerini teslim ettiler. Biz söz veriyoruz, geldiğimizde uygun krediyle vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğiz. Dünya lideri Tayyip Erdoğan. Dün de genel kurulda konuşmalar yapılırken kendisinden tam da böyle bahsediyorlar. Dünya liderimiz Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarımızı bildiriyoruz diyorlar. Milletvekilliği seçimleri de yaklaştığı için bunu çok sık tekrarlıyor AKP milletvekilleri. Erdoğan geçen partisinin MYK'sında demiş ki dünya liderleri 2023 sonrası bizimle çalışmak istiyor. Seninle tabii ki çalışmak isterler. Senin gibi birisiyle
diğer ülkelerin liderleri çalışmak isterler. Ülkesinin insanını böbrek sattıracak noktaya kadar getirip yoksullaştıran bir cumhurbaşkanıyla diğer dünya liderleri gerçekten çalışmak isterler. Bundan daha açık bir itiraf olabilir mi? Pazarlıkla 5 milyon göçmeni Türkiye'de tutan, onları para karşılığında burada tuttuğunu da defalarca ifade eden bir kişiyle dünya liderleri Türkiye'de çalışmak ister. Yargı, devlet kurumları, meclisin işleyişini tek bir cümleyle silen bir liderle dünya liderleri çalışmak ister. Kendisine aptal olma diye hitap edebildikleri, iadesini istedikleri papazı bile bir gün içerisinde bypass edip adaleti teslim eden bir liderle çalışmak isterler. 34 askerimizin Suriye'de şehit edildikten sonra Rusya'da gidip kapı önünde bekleyen bir lideri onlar tercih ederler. Tüm dünya liderlerinin böyle bir lider rızasını alır. Hangi dünya lideri dünyanın gözü önünde konsolosluk binası içinde katlettiği bir gazeteci için dosyasını kapat dediğinde sözünü dinleyen, emredersin diyen bir kişiyle çalışmak istemez. Hepsi ister senin gibi birisiyle çalışmak. Çünkü onlar kendi menfaatlerini değil, kendi ülkelerinin menfaatlerini düşünüyorlar. Sen ülkenin menfaatini değil, kendi menfaatlerin doğrultusunda bu söylediklerimin hepsinin altına imza atıyorsun. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Tarih boyunca potansiyeli büyük bir jeopolitik, önemi yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Dünya liderleri Türkiye'nin lideri olarak ülkemizi iyi yönetecek, direnecek, ülkesinin menfaatleri için savaşacak bir insanı isterler mi, istemezler mi? Bunu milletin takdirine bırakıyorum. Erdoğan ve yarattığı rejim onlar için aslında biçilmiş kaftandır. Eski rejimde parlamenter sistemde yalnız Erdoğan'ı değil tüm meclisi ikna etmeleri gerekiyordu. Hatırlarsınız parlamentonun henüz gücünü kaybetmediği 2003 yılını. Erdoğan dedi ki ancak bu meclis milletin iradesiyle Irak tezkeresini reddetmesini gündeme getiren Erdoğan'a karşı net bir tavır aldı ve tezkereyi reddetti. Ne oldu? İtibarımızı, gücümüzle yükseldi. Ancak meclisi, adaleti, devletimizi, meclisin parlamenter sistemini güçlendirerek baş edebiliriz. Biz buna talibiz. Söz veriyoruz iktidarımızda. Hiçbir dünya lideri tek bir sözüyle bizden mahkum alamayacak. En güzel topraklarımızı, en verimli kuruluşlarımızı 3 kuruşa gasp edemeyecek. Cinayetlerini, kirli işlerini ülkemizin topraklarında yapamayacaklar. Askerimiz, insanımız, toprağımız, vatandaşlığımız, ülkemiz itibarlı hale gelecek. Bizim arkamızda dünya liderleri olması gerektiği gibi bir milletin var olduğunu görecekler. Değerli arkadaşlar, dış politikayla da ilgili sıkıntılar devam ediyor. Türkiye biliyorsunuz F-35 projesinin bir parçasıydı. Milyonlarca dolar zarar ettirerek projenin dışına bırakıldık. Kim sayesinde? Kendisine dünya lideri dedirten Recep Erdoğan sayesinde. Şimdi F-16'lar için kongre kapısında bizi bekletiyorlar. Yunanistan'a F-35 satarak yığınak yapan ABD bizi desteklemiyor bu konuda. ABD Erdoğan'ın liderliğini destekliyor. Yunanistan savunma sanayinde gittikçe güçlenirken, ABD silah satışı yaparken Türkiye F-35'in çok gerisindeki F-16'ları alabilmek için kapılarda bekliyor. Bunun için işte Türkiye'de yetti artık demek gerekiyor. Bunun için Türkiye'de artık istikrarlı bir iradenin gelmesi gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin milletin sandığa giderek bu ucube cumhurbaşkanlığı sistemine hayır demesi ve
gerçekten milletin temsilcilerini seçmesi gerekiyor. Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Efendim. Arkadaşlar biz Tayyip Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz. Biz bu seçim tarihiyle ilgili alınan kararı bu getirdikleri seçim sistemiyle ilgili birlikte uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu da biliyoruz. Ancak Erdoğan ve Yüksek Seçim Kurulu anayasayı ve hukuku çiğneyerek kendilerinin bugüne kadar yaptıkları gibi aday olacaklar ve milletin karşısında bizim karşımıza çıkacaklar. Söz o zaman milletin olacak. Bu anayasaya ve hukuka aykırı bütün yaptırımlara karşı, bu ortak akla karşı tek iradenin bize dayattığı sisteme karşı sözü milletimiz verecek ve onlar Türkiye'nin başından gidecekler. Böylece tekrar Türkiye'nin anayasasına saygılı, hukuka saygılı, millet iradesine saygılı milletin temsilcileri Türkiye'yi yönetecek. Sözlü olan. Anayasada, Anayasa Komisyonlarında ve diğer komisyonlarda AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın gelen konuları devamlı olarak hemen geçirelim, muhalefeti konuşturmadan geçirelim gibi her zaman bir kaygısı söz konusudur. Ancak nedense bu başörtüsüyle ilgili ve sadece bu başörtüsü değil bizim açımızdan, kadınlarımızın temel özgürlük haklarıyla ilgili bir konunun, görüşüldüğü bir konuyu nedense uzatmak, yaymak ve gene siyasete malzeme yapmak istiyorlar. Bizim arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar, komisyona gittiler, kendi görüşlerini açıkladılar, net bir şekilde açıkladılar. Biz diyoruz ki orada görüşmelerimizi tamamlayalım, konuşalım ve bu işi bitirelim diyoruz. Ama onlar bu konuyu uzatalım, yayalım, siyasete malzeme çıkartalım diyorlar. Bizim niyetimiz sarih, biz olduğumuz yerdeyiz. Bu konunun artık bir daha Türkiye'nin gündemine gelmeyecek şekilde Türkiye'nin gündeminden çıkmasını istiyoruz. İYİ Parti'nin bir teklifi yok. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ve masanın hep beraber ortak bir teklifi var. Onların ortak teklifi şu anda bir orada getirilecek bir önerge olarak sunulacak. Biz verdiğimiz önergenin arkasında olacağız. Onların getirdiği önergeyi biz kabul etmiyoruz. Onların getirdiği teklifi biz kabul etmiyoruz. Biz İYİ Parti'nin de dillendirdiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de daha önceden söylediği, kadınlarımızla ilgili daha özgürlükçü bir tutumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bir kanun teklifi olarak getirdik. Onlar dediler ki anayasaya biz bunu koyalım dediler. Ama getirirken LGBT ile ilgili bir teklifi de ona ilaveten getirdiler. Ben çok merak ediyorum. AKP'li belediyeler, bizim belediyelere sordum. LGBT'li vatandaşlardan evlenmek için başvuran var mı diye. Hiç başvuru yok. Acaba kendi belediyelerine ya da saraya bunun için başvuran var da böyle acil bir tedbiri alma gereğini niye hissettiler diye. Yasalara göre zaten her şey çok açık.
medeni yasalara, medeni hukuka göre her şey çok açık, çok net. Başörtüsüyle bu konunun bir alakasının olmadığı da çok açık, çok net. O yüzden biz getirdiğimiz teklifin arkasında duruyoruz. Öyle diyorum. Evet, böyle algılamak gerekiyor. Bir de şunu da ilave edeyim. Yani Türkiye'de esnafın derdi var. Bununla ilgili bir değişiklik geliyor mu? Çiftçinin derdi var. Bununla ilgili bir değişiklik geliyor mu? Enflasyon almış başını gidiyor. Bununla ilgili bir değişiklik geliyor mu? Kadınlarımız her gün öldürülüyor. Bununla ilgili bir değişiklik geliyor mu? Çocuk tacizleri almış başını gidiyor. Bununla ilgili bakanlar bize geliyorlar. Bununla ilgili cezaları şöyle yapalım, böyle yapalım diyorlar. Ondan sonra ortadan yok oluyorlar. Bununla ilgili bir değişiklik geliyor mu? Bununla ilgili bir değişiklik gelmiyor. LGBT'liler evlenebilirler mi, evlenemezler mi diye bir değişiklik geliyor. Hakikaten bunların ya bizim milletimizin aklıyla dalga geçiyorlar ya da bunların aklında başka bir şey çalışıyor. Başka türlü çalışıyor. Kendi teklifimizin arkasında duracağız. Biz getirdiğimiz önergenin arkasında duracağız. Birincisi çok net söylüyorum. Cumhurbaşkanının aday olması anayasaya aykırıdır. Net. İkincisi çok net söylüyorum. Seçim tarihinin bu şekilde belirlenmesi hukuka aykırıdır. Yani o gün bu şekilde seçim yapılması hukuka aykırıdır. Üçüncüsü çok net söylüyorum. Tayyip Erdoğan'la Yüksek Seçim Kurulu kesinlikle hukuka ve anayasaya uygun hiçbir zaman bu seçim konularında hareket etmediler. Bunda da hareket etmeyecekler. Dördüncüsü millete dayatacaklar. Beşincisi 100 yıllık cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir cumhurbaşkanı kendisinin adaylığıyla ilgili meclisi feshetmiş olacak. Bu kadar net. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Hukuka aykırı olarak yapılmış olacak. Tamam. Yanınızda var mı o şey? Yani siz seçim bir bütündür. Seçim takvimi başlamasıyla alayım mı? Bu değil, bu değil. Sen bana gösterdin. Bu da değil. Yok. Getir onu. Milletvekilliği Seçim Kanunu 2839. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 gün sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Bu kadar net. Bu kadar net. O da 14 Mart. Hukuka aykırı. Bu kadar net. Burada.
Yani bunu defalarca bir daha söylüyorum. Onlar hukuk, anayasa tanımıyorlar. Onlar her şeyi kendi rant alanlarına ve kendilerinin tekrar iktidara gelmesine göre planlıyorlar. Hukukun seçim kanunu 14 Mart'ta seçim takvimi başladığı için yeni seçim kanunu yürürlüğe girmemiş olması gerekiyor bu yasaya göre. Tamam?